Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Antalya Kepez Mulla Girani Camii'nden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle hayırlı cumalar. Merkezi sistemden vaaz daha sonra hutbe, namaz, dua ve hitap. Bakacağız ki aman yarabbi hiçbir şey eksik bırakılmamış. Bugün orada bu insanlara hakkını vereceğiz. Nasıl vereceğiz? İşte onu hesap etmek lazım, onu düşünmek lazım. Cumhuriyetimizden de selamlar hocam. Aleykümselam. Öyle bir günün geleceğini ve öyle bir günden sakınmamız gerektiğini bize haber veriyor değerli kardeşlerim. Onun için ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde peygamberimiz Allah'ın diyor ümmetime günün ilk vakitlerinde yaptığı işleri bereketlendir diyerek dua ediyor. Ticaret erbabını güzel insanların kazançlarının bereketli olması için peygamberimiz öyle söylüyor. Onun için değerli kardeşlerim pazarlık payı bırakarak yüksek fiyat söylemek ondan sonra yine satışta efendim başkasının alışverişini bozmak kısa kısa geçiyorum çünkü vakit az kaldı. Birisi sizlerin kardeşlerinin içinde bir cumada bulacağız. Hep birlikte cumada efendim inşallah. Fiyatı kızıştırmak, kara borsa malı saklamak suretiyle kara borsaya mal sürmek bunlar bir Müslümanın yapacağı işler değildir. Netice itibariyle şu hadisi şerifi kendimize sermevha yapmak, Peygamberimizin şu sözünü kendimize yol edinsek inanın bu hadiseden hiçbirisi olmaz. Ev sahibi kiracı arasındaki problemlerde, ticaret ermamıyla diğerler arasındaki problemlerde hiçbir zaman bu problemler olmaz. Ne diyor Peygamberimiz? لَا يُحْنِرْ اَحَدِكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَاخِيهِ مَا يُحِبِّ لِلَسْتِ Sizden biriniz kendisi için istediği bir şeyi, başka bir Müslüman kardeşi için de istemediği müddetçe hakiki iman edenlerden olmaz diyor. Yani ben kendim başkasının beni aldatmasını ister miyim? İstemem. O zaman sen de aldatmasın. Ben başka bir kimse tarafından yanlış kendime bir iş yapılmasını ister miyim? İstemem. O zaman sen de yaptırsın. İşte bu hadis bize bu kadar güzel bir ölçü veriyor. Değerli kardeşlerim, Gazze'de yazılacak kitabı vakitler olduğu için duramıyorum. Orası sadece oradaki insanların değil. Birçok peygamberlerin geldiği mekanlar. Peygamberimizin miraca çıktığı ve peygamberlere imamlık yaptığı yer Gazze. O Kudüs'ün olduğu yer. Orada Müslümanlar için bütün peygamberler şehirleri, peygamberlerin bulundukları mekanlar. Buralar Müslümanlar için çok çok önemli. İlk 40 yerimiz orası. Ama tabii bazen böyle imamıza geliyoruz. Ya oralar niye bu kadar biz uğraşıyoruz, Araplar uğraşmıyoruz. Arapların değil orası. Müslüman diye yönünü Kabe'ye çeviren, Peygamberimize inanan, Allah'a inanan herkesin gönlünde orayla ilgili bir sevgisi var, bir muhabbeti var. Onun için oralarla ilgili dualarımızı eksik etmeyelim. Elimizden dua geliyor şimdi. Yardım geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı topladı. Onları ellerinden geldiği şekilde ulaştırmaya çalışıyor. Şimdi bugün de cuma saati çok önemli. Çünkü cuma saatinin içerisinde öyle bir vakit var ki duaların kabul olacağı bir zaman inşallah dualarımız kabul olur. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahel Alemin. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri ya eyyühellezine amenü diye hitap ettiğin, ey iman edenler diye hitap ettiğin, kullarının arasına dahil ettin. Sevgili Peygamberimize salatu selam olsun. Ya Rabbel Alemin şu cuma saatinde dualarımızı kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi kabul eyle. Amin. Kardeşlerimize bereketler ihsan eyle. Amin. Vücutlarımıza sağlık ve afiyetler nasip eyle. Amin. Memleketimizin için Allahu Ekber, Allahu Ekber. Memleketimizin ruhlarını şad eyle. Amin. Peygamberlere komşu eyle. Amin. Allahu Ekber. Canlarını feda eyle. O imanlı kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Yardım eyle. Ya Rabbi, bu dünya var ve Müslümanların
Müslümanlar üzerinde hile ve nesiseler, plan ve projeler yapanları da kahru perişan
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabbe hadihi d-daveti t-tamme ve s-salati l-qaime. Ati Muhammeden il-vesilete vel-fazilete ve d-derecete r-rafi'a. Ve b'azhu meqamen mahmuden illezî va'adte. İnneke la tuhliful mi'ad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Muhterem kardeşlerim, boş safları dolduralım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed.
Seyyidil Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anh'ın ruhu için, kâffe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, sahibül hayrat vel hasenatın ervahı için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin, hane halklarının sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ordularımızın, güvenlik güçlerimizin, ülkemizin, bilad-ı İslam'ın muhafazası ve muzafferiyeti için, hayırların fethi, şerlerin defi ve Allah rızası için, El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق رسول الله فيما قال أشكما قال
Aziz ve muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurur: ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı sorumluluklarını en iyi yerine getirenimizdir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Okuduğum hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlar: Allah sizin görüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Aziz müminler, insan yeryüzünün en değerli varlığıdır. Onun bu değeri dış görünüşünde, malında, mülkünde, şan ve şöhretinde değildir. İnsanın vahye muhatap olan bir aklı vardır. İyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırabilen bir iradesi vardır. Sevgi, şefkat ve merhamet gibi güzel duygularla donatılması gereken bir kalbi vardır. İşte insan aklını, iradesini ve kalbini imanın, ibadetlerin ve ahlakın güzellikleriyle donatırsa değerine değer katar. Kamil bir insan olur. Kıymetli Müslümanlar, insanlık saygınlığını ve gerek değerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenmiştir. O hiç kimseyi dış görünüşüne, malına, mülküne, makam ve mevkine göre değerlendirmemiştir. İnsan olması sebebiyle herkese değer vermiş, sevgi ve saygı, şefkat ve merhametle davranmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları engelli ya da engelsiz diye ayırmamıştır. Engelleri sebebiyle hiç kimseyi dışlamamıştır. Farklı engel gruplarını yer alan sahabileri yakın ilgi göstermiş, her daim destek olmuştur. Bir takım ve yeteneklere göre önemli görevler vermiş. Onları topluma kazandırmaya çalışmıştır. Nitekim görme engelli olan Abdullah bin Ümmü Mektum'u Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır. Ortopedik engelli genç sahabi Muaz bin Cebel'i vali olarak tayin etmiştir. Değerli müminler, dinimize göre engellilik, görememezlik, konuşamamazlık, yürüyememezlik değildir. Asıl engellik hakkı görmemektir, hakkı duymamaktır. Hakikati görmemek, doğruyu söyleyememektir. Kişinin kalbini imandan, gönlünü İslam'dan, söz ve davranışlarını güzel ahlaktan mahrum bırakmasıdır. İmkanları Allah'ın rızası ve insanlığın faydası için kullanılmasıdır. Samimiyetini riyakarlığa feda etmesidir. Hasılı asıl engellilik insanın kendi eliyle değerini kaybetmesidir. Kur'an-ı Kerim gerçek engellileri bizlere şöyle tanıtmaktadır: onların kalpleri vardır ama hakkı anlamazlar. Gözleri vardır ama gerçeği görmezler. Kulakları vardır ama hakikati işitmezler. Aziz müminler, inanç, azim ve gayret hiçbir zaman engel tanımaz. Önemli olan birbirimize engel çıkarmamak, hayatı birbirimize zorlaştırmamaktır. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayat mücadelesinde yanlarında olmaktır. Onlara ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak, dualarını almaktır. Kendilerine içten ve samimi davranmaktır. Onlara karşı komşuluk ve insani görevlerimizi yerine getirmektir. Çalışmalarını ve üretmelerini zorlaştıran bütün engelleri
ortadan kaldırmaktır. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve hayatın her alanını onların kullanabileceği şekilde planlamaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini kendimize şiar edinmek gerekir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kıymetli kardeşlerim, hak ve hukuk tanımayan vicdan yoksunu, Siyonist alimler, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden Filistinli kardeşlerimizi topyekun bir soykırım gerçekleştirmektedir. Bu zulme engel olmak, din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın bütün insanlığın ortak görevidir. Bizler de gerek dualarımızda, gerek elimizdeki malımızda, hayır hasanatlarımızda yardımcı olalım, onların zulümlerine karşı ortak olalım. Allah cümlemizi vatansız, imansız, Kur'ansız bırakmasın. Amin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, cuma namazından sonra ilimiz genelinde yapılmakta olan camiler ve Kur'an kursları için yardım toplanacaktır. Sizlerden gerekli yardımlarınızı talep etmekteyiz. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi, amellerimizi indi ilahide en güzel şekilde kabul eylesin. Muhterem Müslümanlar, cuma namazından sonra son sünneti kılarken özellikle arkamızda boşluk bırakalım. Adam işi olur, erken çıkmak ister. Onun için kişilerin namaz kılacağı zaman namaz çıkarken engel olmayalım. Allah ibadetlerimizi makbul eylesin. Ela inahsenel kelam ve ellegan nizam. Kelamullahil melikul azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kural kur'an hesimule. E'ansutu le'allikum turhamun. E'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned din indallahil islam. Sadakallahu azim. Elhamdülillah, hamdül kâminin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ma'in. Fe'uzzimel li nebiyyi ve tecrimel fekâmeti şen-i safiyyi. Ve gâle azze ve celle min gâilin muhbiran ve emiran. İnne allâhe ve melâketehü sallûn alel nebiyyi. Yâ eyyühellezîne âmenü sallu aleyhi ve sellimü teslimâ. Allahümme sallu ala Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Kemâ sallîte ala İbrahim ve ala alihi İbrahim. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü kötülükten muhafaza eyle. Amin. Ey Rabbimiz, dünyada ve ahirette bizlere iyilikler ver. Amin. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla. Amin. İnna Allahe ya'miru bil adli vel ihsani ve itâi'z-zil qurbâ ve yenhâ anil fuhşâi vel münkeri vel bagy. Ya'idukum le'allekum tezekkerûn. Okuduğum ayet-i celilede Cenab-ı Allah şöyle buyurun, muhakkak Allah Teala adaleti, iyiliği, akrabayı yardım etmeye emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri men eder. O düşünün tutasınız diye öğüt verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aziz ve muhterem Müslümanlar, safları sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Amin. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. Thank you.
على رسولنا صلوات. سبحان الله على دين الإسلام دائما الحمد لله. سبحان ربي العلي الأعلى Bekle de seninle konuşayım. Bekle de. Bekle. Efendim? Bekle, bekle burada biraz. Nasıl? Bekle burada biraz. Oldu. Gitme hemen. Amin. Allah razı olsun. Şu Antalya mı? Ben neredeydim? Yayladım. Başvuruş. 30 kuruş. İnşallah. Allah kabul etsin. Kaşlar abi bu. 30 olur. Buyur. 30. 30 lira. 30. Eyvallah, Allah kabul etsin. Halil abi. Hayırlı olsun. Amin. Hocam şunu parçalayabilir mi? Bozarız inşallah, herhalde çıkar. Bir zahmet bir bak da. 200 çıkmayabilir. Biz de kalktık. Şimdi 30 şey yapacağız. Şimdi şu şeyle 50. Şu 100. Şimdi gelecek 10, bütün 20, para oradan. 30 ne? He? Takvimi alıyorum ben. Almayacağım mı? Hayır, ben aldım ya. Ben. Dışarıdan bozdur o zaman. Dur, ne istiyorsun? Dur. Bozuk para mı? Bozuk şey, para dışarıdan var, var mı? Ha, şimdi bana dışarıda vurmuş. Öyle yapalım. Şimdi, ha, öyle dışarıda ben bozdur. Hadi. Tamam. Tamam. Şimdi buradan belki buradan hadi belki şimdi gel. Sağ ol, Allah razı olsun. Gerçi şu anda kalmadı kimse ya. Sağ ol hocam. Orada bozdur geç. Hadi baba, Allah kabul etsin. Ha. Sen yok, böyle para bozduracağım işte. Yetmiyor herhalde orada. Dışarıda bozdursun. Hocam orada devamı yok mu takıyor? Yok. Hadi. Yok. Var orada. Nerede? Kutu var orada. Kutu var da boş. Ne oldu? Atmadık. Dakındırdım. Tamam, yok mu? Geldim, yoldu, pili bitti vallahi. Kısmete var. Bana bir teneke. Bir teneke. Bir teneke. He. Oldu. Sen hazır götüreceğim. Hem kaldıramıyorum. Şimdi. He. Eve getirir hacı. Hem oğlanla tanıştırayım. He. Getirsin eve. Hem de getireyim kaç şey. R13. Numarayı, evin numarasını değil bana. He, B13. Şöyle bir yere yaz.
Yani onu tamam, kalem var şurada bak. Yoğurt mu satıyorsun hocam? Balkına mı satıyorsun? Ben de anlayamadım. Bir tane kene satıyor. O bal alıyor, bal. Alıyor, alıyor. Bal var süzme de. Lazımsa siz de alabilirsiniz. Sen yazıyorsun. Kendi üretim mi? Değil. Evet, seni de aldık. Allah kahretsin. Kesen eline beni gel. Hamşin'i yaz da ben gideyim. Hamşin. Düzde mi de? İsmi var mı bunun? İsmi iyi olsa yaz. Geçen bir ağabey. Şunlar ayrı mı? Görmüyor. Görmüyor. Büyük bir yazılır olacak diye. Bak bunu da al. Allah razı olsun. Burası büyük bir yazılır. Evet. Burası bir gönlüyle görüyorum. Öbürü büyük. Bunun bir evet büyüğü var, onu yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Bazı büyüklükler oluyor. Tamam, onu özel reklam firmaları yapıyor. Hocayla bana yardımcı ol. Özel reklam firmaları, evet. Firma sahipleri yaptırıyor. Hocayla bana yardımcı olduğumuz için. Biliyorsun. Sağ olasın. He, 200 lira çok, ben bozdum birkaç tane. Hani kağıdı yani, ben gideyim. Haklı hocam, o önemli bir şey. Siz toprağı etmedin. Bir şey değil. Şey. Aa, camiye mi? He? Camiye, camiye. Şey yok. Takım parasını evet. Verdim hocam hocaya. Tamam. Parasını verdim ya. Ben onu vereyim. Koymuyor. Ben onu vereyim. Nasıl? Yaşar hocam koymuyor. 20 senedir burada mallı. Bırakmayayım yani beni. Bu mallar gibi mal çok ağır denk geldi. Sen gibi adam bırakmıyor. O geldi. Geçirim etmişim. Ne kadar vereceğim şimdi mi? Kaçtan vereyim? Ben hocam 250'den veriyorum, sen de 200'den vereceksin. Tamam. Tamam mı? 3 şey. Vereyim parasını şimdi? Dursun. Oğlan alıyor. Tamam. Yarın oğlan gelecek. Heh. Hem seni tanıştırayım. Tamam. Başka bir anlarda 20 lira. Belki tanıyordur, bilmiyorum. Belki tanıyordur. Tanıma kızım nerede? Camiye gelip gidiyorsa tanıyorumdur. İmza atmıyorsan atayım. Sen yerden şey atasın. Tamam. Tamam, bir tane kara. Gelin oğlum şakasın. Ceketimi de alayım. Hadi. Sen onun eline girme. Dur. Akşama zor biter. Ceketim mi kalayım abi? Gel ama böyle sen. He, bir daha yanında kalsın yaşadık. Kalem? Allah bilir. Ümmetimiz bana razı olsun. Babalarını toparlatıyoruz. Ne yapıyor? Yaşadık. Ne yapıyor? Yolda var. Ya ben şey geldim. Çocuk getirmek lazım ya. Değil mi? Hocam işte bir şey. Hadi hepinize hayırlı cumalar. Hadi hocam sen de almadın yani. Kendi yakın şeyimiz bal üretiyor. Şimdi o tamam katkı yok diyor da. Çay şekerini döküyor. Öyle değil mi? Arada vıgır vıgır yani bir saatte hemen ölüp çıkartıyor. Yazmamış. İsim yazdı ya hocam. Hani 2 yıl daha? Yazın oraya. Ben mi yazayım? Ben yazdım. Yaz fark etmez. Ama herkes 4-3 kilo mal alıyorsa o 2 kilo mal alıyor. Mesela 50 kovanı var. 50 kovanı olan 4-3 kilo mal yok herhalde. Bu 250 ama. Bu en az vereni. Yaşar hocam şunu bir yere bıraksa sonra alsa onu. Alın. Damla bittiği acele ettik. Tamam. Oraya şey koy. Şuraya. Şunu burada sana koy. Sen koy. Masanın üstüne koy. Ben orada ayarlayayım. Evet sevgili dostlar, bir cumamızı daha eda ettik. Allah hata ve kusurlarımızla makbul eylesin. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Cumamızı mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Ve Müslümanlara, bizlere gerçek İslam ittihadını vermeyi, yapmayı nasip eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gelecek cumada buluşmak üzere inşallah.